2, 3, 4. Yüz abone. Teşekkürler 100 kişiye. Yüz abone. Teşekkürler 100 kişiye. Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yepyeni ve çok beklenen bir video ile karşınızdayım. Tabii ki ben İlk Doğu. 110 abone özel. Soru cevap videoma hoş geldiniz. Evet, 100. 110 aboneyiz. Evet, artık 100 her 100 deyince böyle yapacağız. 100. 100. Yapıyoruz artık. Şu an bu video için aşırı heyecanlıyım bu arada. Sorularımız geldi zaten. Dur, ya, dur konuşabiliriz canım. Bu bir soru cevap videosu. Öncelikle beni şu anda 110 aboneye taşıyan, beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Zaten ilk tepki videomu görmüşsünüzde 100 abone olduğumda şok olmuştum. Masum Apartman'ı izlerken öğrenmiştim, hatırlıyor musun? Aynen. Sen de Netflix demiştin. Darısı senin başına inşallah. Aşağıda Berk'in kanalına bırakıyorum. Merak ediyorsanız, o videoları seviyorsanız tabii ki bakabilirsiniz. Elde bir dur gari. Hadi o zaman 100 abone özel soru cevap videomuz başlasın. Happy as year. Şimdi kaç soru geldi Berfin bu arada? 20 falan. Hayır. Ben söyleyeyim. 23 tane soru geldi. Soru soran her takipçime çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Soruları şöyle güzel bir kutuya aldık. Tek tek açıp seçeceğiz. Bakalım hangi sorular. Bu arada bana sorunu soruyor. Ben Berfin'i de cevaplatmayı düşünüyorum. Evet, sen cevaplayacaksın. Sırayla seçeceğiz, tamam mı? Hı. Hazır mısınız? Hadi o zaman soru cevap videosu geliyor. Seçiyorum. Önce ben seçeceğim. Her soruya bir dakika arasak video 23 dakika olur. Bakalım ben konuşurum arkadaş, bana uyar. Aldım, bunu aldım. Görün bakayım, gördünüz mü? Görünüyor ki ters görünüyor. Yani. Tamam, ben okuyorum. Evinin bahçesini çeker misin sorusu. Evet, maalesef evimin bahçesinde video çekemem. Çünkü bunun bir sebebi var. Öncelikle altta ve üstte iki tane komşumuz var. Ve dolayısıyla kimseyi rahatsız etmek istemem. Bu yüzden de bahçede video çekmeyi şimdilik düşünmüyorum. Şimdi evimizdeki videolar bence yeterli diye düşünüyorum. Evet, ilk sorumuzu cevapladık. O zaman kenara alalım. Sıra sende. Arkaya bakıyorsun, havaya bak. Seç. Aa, kuş. Aa, kuş mu var? Ay, cücüş var. Ne yapıyorsun? Kendimi kaşımaya şen. Evet, YouTube'a video çekmeye başladığında annenle babanın tepkisi ne oldu? Sana sor. Güzel soru. Bu aynı şekilde senin için de geçerli. YouTube'a başladığında annenle babanın tepkisi ne oldu? Nasıl bir cevap verelim buna? Şöyle bir cevap verelim. Annemle babam ikisi de sağ olsunlar çok anlayışla karşıladılar. Annem de babam da bir şey demediler. Zaten kendi halime video çekiyordum. Ayrıca ilk başlarda zaten ders videosuna ağırlık verdim. Tabii daha sonradan makyajı da sevdiğim için annem ve babam sağ olsunlar hiç karşı çıkmadılar. Bu yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Berfin de aynı şekilde. Onunla beraber oyun çekti. Zaten bizi biliyorlardı. Biz olduğumuz gibiydik. Zaten YouTube kanalımıza da olduğumuz kişi olarak başladık. Bu yüzden ikisine de buradan çok teşekkür ediyorum. İkisi de hiçbir engel sunmadılar, sağ olsunlar. Gerçekten de YouTube'a video çekmeye başladığımızda evet, onlar da çok mutlu oldular. Anladım. Çünkü biz çok eğleniyorduk. Tabii ki bizim mutlu olmamız onların mutlu olmasını sağlıyordu. Çabuk ol, daha 20 soru, ay 21 soru daha var. Şimdi iyi. Evet. Yaşın kadar sorun var. Oh, saçımı bozdun. Bozulmasa şaşardım. Neyse. Hayır, bozmak yok sakın. Bu videoda hayır. Neden o zaten? En sevdiğin renk film sorusu. Önce bence dur. Evet. Bunu ben seçtim değil mi? Aynen. Evet, ben seçtim tabii ki. En sevdiğim renk mavi. En sevdiğim film. Şimdi dizi olarak soruyorsanız eğer birçok farklı diziyi sayabilirim. Hadi o zaman sayalım. 1. Mucize Doktor favorimdir. Hiç kaçırmadan izlerim. Peki. En sevdiğim film Mucize Doktor. Tabii Kuzey Yıldızı, fakat bu hafta kendisi final oluyor. Üzgünlüklerimizi belirtiyoruz. Efsane bir diziydi. Gerçekten Berfin'le beraber hiç kaçırmadan izlediğimiz çok çok güzel bir diziydi. Güzel ordumuz olsun, oyuncular olsun. O kadar güzeldi ki her hafta gerçekten kaçırmadan bu eğlenceyi izlediğim için çok mutluyum. En azından zaten sınav senemin yoğun olduğu bir dönemde eğlence dizilerine daha çok fazla yöneldim. Bir ara dram dizileri izliyordum ama daha sonra dram dizilerini bıraktım. YouTube'dan sadece takip ediyordum. Aa! Yeni favorimi söylemedim. Sonyaz kardeşlerim. İkisini de sonradan izlemeye başladım. Ve gerçekten çok çok güzel diziler olduğunu fark ettim. Aksiyonu bol dizide olan Sonyaz'ı çok seviyorum. Kardeşlik duygusunun, aile duygusunun ön planda olduğu kardeşlik dizisi de yeni favorilerim arasında. Evet.
Evet, sırada ben çekiyorum. Başka bizi es geçtik mi? Bir de yeni final olan Hercai. Evet, bu kadar. En sevdiğim filmler bunlar. Evet, zaten filmler aynı. Sadece ben senin dram dizilerini izlemiyorum. Evet, Berfin. Sonya. Ha, aynen. Sonya dram değil ya, Sonya aksiyon dizisi. Hayır, çok güzel. Berfin sevmiyor. Sen söyle o zaman en sevdiğin dizileri olarak. Mucize Doktor. Evet. Aynen. Tabii ki Mucize orada Doktorumuz. Kuzey Yıldızı vardı. Saygıdır. Ya niye final oldu ya valla? Evet. Kaçırmadık. Bu aynı zaten. De. Ama her güzel şeyinde bir sonu ben var. Ben dram şirini izlemiyorum. Evet. Sıradaki evet. Sorumuz. Hangi sosyal medya hesaplarını kullanıyorsun? Sosyal medya hesabı sen. Olarak şu anda aktif olarak tabii ki YouTube'u kullanıyorum. Bir diğer sorumuz. Kendinde sevmediğin özellik. Bana bu soruyu bir sene önce yani kanalımı ilk açtığım zamanlarda sorsaydınız birçok farklı şey diyebilirdim. Ama bu bir sene içerisinde çok fazla şey değişti. Ve şu anda kendimde sevmediğim özellik yok. Tabii ki kusurlarımız, eksiklerimiz vardır. Mükemmel değilizdir. İlla ki bir kusur vardır. Ama şunu öğrendim. Hatalarımla, doğrularımla ben bir kişiliğim, buradayım. Ve dolayısıyla artık sevmediğim bir özelliğim yok. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Doğrularımla, yanlışlarımla. Sende var mı Berfin? Kendi sevmediğin bir özelliğin var mı? Ben bütün özelliklerimi seviyorum. Kendimi sevmeyenler düşünsün. Berfin! Berfin sen hayırdır? Laf sokmalar falan. Kendini sevmeyen düşünsün dedi ya. Allah'ım ya. Dur şöyle biraz yakını alalım. İşte en çok kendinden nelerini beğeniyorsun? En çok kendimden nelerini beğeniyorum? Tek cevap. Her şeyimi. Kendimi olduğum gibi beğeniyorum artık. Sen? Yani... Ve çok neyini beğeniyorsun? Mesela saçını mı, kaşını mı, gözünü mü? Neyi beğeniyorsun? Neyi beğeniyorum? Neyi beğeniyorsun? Evet, senin cevabın farklı. Her yerimi bil. Sen bana kopya mı çekiyorsun? Hayır. Hayır, çekmiyorum. Yok. İnsanlar ha, karşısındaki kişiyi beğenmediği için kendini beğenmiyor. Pardon? Ay yanında filozof var, haberim yok. İnanmıyorum. Seçtim, bakalım. Kaç yaşındayım? 20. 11. Yani şimdi ben şüpheliyim. Sen de. Benim sitesim geldi. Sürümüyor lan çağma. Evet. Bu evde kilon kaç? Önce sen cevap ver. Benim boyum kaç? Ay bayağıdır ölçmedik boyunu ama en son kaçtı ya? En son. Soru işareti bilmiyoruz. 1.40 bir şey, 1.40 da en son. Kilon kaç? Benim kilom kaç? Kaç? 45 oldun mu? 45'im ya, 45. 45. 45 mi? Benim en son ölçtüğüm boyum 1.70. Kilom 75. Çok kilosun yapmayın. Vallahi bozuşuruz. Bozuşmayız. Şaka yaptım bu arada. He. Takmıyorum sen artık kilomu. Sen aslında kilolu görünmüyorsun. Kilolu görünmüyorsun. Ya tamam kilom var kabul ediyorum ama artık takmıyorum. Eskiden seni, takıyordum. Seni kilolu görenler utansın. Bize olduğumuz gibi kabul edenler buraya, kabul etmeyenler dışarı kapıdan alalım. Hadi canım. Kaç numaralı gözlük kullanıyorsun? Bu soru bana geldi ihtimalle. Aynen. En son şimdi maalesef pandemiden dolayı göz doktoruna gidemedim. Hala da gidemiyorum. Çünkü karşıda korona vakaları var. Yok diyemem. Geçen sene mi gittim? Ya bir sene oldu ya bir buçuk sene. En son gittiğimi söyleyeyim ben size. 1.75'e 2.25 olarak hatırlıyorum. Seçelim bakalım. Hangi YouTuber'ları örnek alıyorsun? Ben. Bu soruyu önce sana sorayım. Seni. Birbirimize yeteriz. Biz birbirimize yeteriz. Teşekkür ederiz. Diğer seçerim. Evet. Saçım sürekli önüme geliyor. Şu TikTok an kullanıyor musun? Hayır, TikTok kullanmıyorum. Peki ya şöyle bir soru da gelebilir. Evet. Kullanmayı düşünüyor musun? Hayır, TikTok kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten şimdi sınava hazırlandığım için zaten çok yoğunum. Yani sınava boşver genel olarak.
Sınav ha, olmasın. Sınavı kazansam mı üniversitede mi? He. Hayır, TikTok açmayı düşünmüyorum çünkü üniversitede zaten şimdi şöyle 2 sene zaten bu sene kazanırsam geç başlamış olacağım. Dolayısıyla çok fazla ertelemek istemiyorum kendi mesleğimi ve hani yaşım gençken bu güzel kutsal mesleği yapmak istiyorum. Çok da ilerletmek istemiyorum. Onun için kazanmaya çabalıyorum. Üniversiteyi kazansam da yine tabii ki derslerime yoğunluk veririm. Hı. Bu yüzden TikTok açmayı düşünüyorum. Şimdi evet, bir diğer sorumuz, hiç aşık oldun mu? İlk aşkını anlat. Hayır, hiç aşık olmadım. Bu yüzden tabii ki ilk aşkımı anlatamam çünkü hiç aşık olmadım. Yani benim için de mantıksız. Sen de sen bu küçücüksün. Ben şimdi ter tokarı sabitlesem daha iyi olur. Ben de yapacağım. Aa, çok iyi oldu. Benim hangi videom üstü bu olsun. Evet, bakalım. Evet. Hangi liseden mezunsun? Bu benim, bu soru benim için yani. Evet. Bir şey anlatacağız. Gereksiz. Aslında gereksiz değil. Sen de bilir misin okudun diyebiliriz. Aa, doğru, ben lise okudum. Buradan sesleniyorum. Ortaokulu bitirdikten sonra liseyi okumamalıyım. Üniversite gelişe kendisi. Evet. Kaç çok programlı Anadolu Lisesi'nden mezunum. Çok mutluyum. İyi ki de bu liseye iyi ki de bu lisede okudum. İki seçenek vardı. Ya İsmet Köroğlu'na gidecektim ya kaç çok programlı gidecektim. İsmet Köroğlu'ya puanı tutmadığı için kaç çok programlıya gittim. İyi ki de gittim. Gerçekten çok memnunum. Okulumu çok seviyorum. Arkadaşlarımı, öğretmenleri de aynı şekilde. Hatta liseyi özledim diyebilirim, biliyor musunuz? Lise anılarımı çok fazla seviyorum. Çok fazla hatırladığım zaman yüzümde güzel bir tebessüm oluyor. Buna Berfin de dahil. Çünkü sus pustu bu. Annemle... Sen hayırdır? Sus pustu. Sikerim o seni. Allah Allah. Çapsik seni. Evet. Lisede annem ve babam çalıştığı için Berfin kurslara, okul çıkışları babam bana getiriyordu. Oradan da kendi oradan da kendi çalıştığı yere gidiyordu. Ve dolayısıyla Berfin okul kurslarını hep benimle kalmıştı. Bu yüzden liseyi bitirdi diyebiliyoruz. Bu ne? Bakalım seçtim. Ne? Bakalım. Hobilerin neler? Önce sen cevapla çünkü soru sende şu hobi anda. Hobi çikolatası yemek. Çikolata yemek. Tatlı yemek. Cips yemek. İki lafın biri yemek yemek. Başka bir hobin yok mu acaba senin? Evet. Kısaca özetleyeyim mi? Tatlayıp dizi izlemek. Günün her saatinde abla tatlı, abla tatlı ya tatlı. Tabi canım, hiç olur mu? 100 kilo alalım zaten canım. Çok tatlı bünyeye zarar. Mesela ben de kendime bünyeme zararım yani. Çok tatlı. Ay hasbam, kendini de vermiş. Şuna bak gari. Sıra sen de tam tersisin. Ben ekşi miyim? Evet. Aa, sen beni seviyorsun. Demek ki ekşi de seviyorsun. Tatlılar tuzluları dengeler. Vay! Açıyorum. Evet, ben cevaplayayım artık şu hobilerin neler sorusuna. Benim hobim aslında çok fazla var. Hangi birini saysam bilmiyorum. Başlayayım o zaman. Sanırım ders çalışmak. Hayır. Aslında ders çalışmak bir hobim değil. Ders çalışmak zorluk değil. Zorunluluk. Ders çalışmak bir sorumluluk. Hobim ders çalışmak değil ama farklı konuları öğrenmeyi severim. Değişik konular mesela bazen ilgimi çekiyor. Özellikle edebiyatta, Cumhuriyet Edebiyatı olsun, Milli Edebiyat olsun. O dönemin yazarlarını bazen çok merak ediyorum ve araştırmaya açıkçası seviyorum. Ama gerçek olmaya gelecek olsak günlük yazmayı çok seviyorum. Gitar çalmayı çok seviyorum. Amatör bir gitar çalıcısıyım ama inşallah ileride kendimi ilerleteceğimi de düşünüyorum. Gitar çalmayı çok severim, şarkı söylemeyi çok severim. Berfin'le oyunlar oynamayı çok severim. Onunla artık Dark Vader videoları da çekmeyi çok seviyorum. Keza aynı şekilde YouTube'a içerik üretmeyi de çok seviyorum. Bunun haricinde makyaj videoları ve bitenler videoları çekmek sanırım en çok sevdiğim vloglardan. Heh, bir de vlog çekmeyi seviyorum. Kısaca aslında benim birçok farklı hobim var. Bunu da en çok, bu sene her şey çok farklı ya. Bu sene daha çok kendimi aslında keşfettim diyebilirim. Keşfettiğim sene oldu. Birçok farklı hobim ne olduğunu bu sene öğrenmiş oldum. Evet, böyleydi. Bitti. Aa, romanın bitti mi? Ne güzel bir romanmış. Romanını anlattığın için çok teşekkür ederiz. Evet, başka bir hobim var mı düşünüyorum. Yok ya, şu an yok, aynen. İçerik üretmek, şu an zaten işte bu yani. Bir diğer sorumuz, ileriki videolar. Ucu açık bir soru. Şimdi, zamanın bize ne getireceğini bilemeyiz, neler yaşayacağını da bilemeyiz. Tıpkı bugünün bir garantisinin olmadığı gibi yarın da bir garantisi yok. Dolayısıyla ileriki videolar hakkında ben yine olduğum gibiyim aslında. Yine vlog çekmeye devam ederim. Yine cover videoları çekerim. Kısacası bizim ne videosu çekeceğimiz hiç belli olmaz. Biz her şeyi çekebiliriz çünkü biz korkmaz ailesiyiz. Pi sayısı gibiyiz. Aynen. Bilinmesiz. Güzel oldu. Devam.
O 22 mesela ablanın da şu hayattaki şansı pi sayısı gibi. Size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz bunu dışarıdan bir göz olarak çok sinir bozucu, uyuz bir çocuk diyebilirsiniz. Ama kardeşimi bebekliğinden beri tanıyan ben, boş birlikte o derim. İşte bu kadar. Sevgilin var mı? Kaç sevgilin oldu sorusu. Ama bir şey diyeceğim, sevgiliye takmış lan. Sevgili var belki. Yok, bir soruydu aslında bu. Hayır, sevgilim yok ve hiç de sevgilim olmadı. Evet. Benim için gereksiz. Bir diğer sorumuz. En sevdiğinizi bunun cevap vermiştim. Mucize Doktor, Kuzey Yıldızı, Sonyas, kardeşlerim, yeni final olan Herca'yı çok severdim. Evet. Benimki Mucize Doktor'la Kuzey Yıldızı'ydı. Mucize Doktor kaldı. Evet, Mucize Doktor kaldı. İnşallah hep devam eder. Hiç final olmasın. Heyecanlı bölüm dediğimki bölüm. Ay kız vallaha. Ferman gitmeye karar veriyordu. Ay gitmez umarım. Yazık, Tanju'nun da kısa çıkıyor. Yani korkla dedim. Allah billah. Ama güzel güzel, heyecan iyidir bazen dizilerde. Bir diğer sorumuz. Instagram hesabın var mı? Bu sorudan iki kere geldi. O yüzden bir kere yazdım. Hayır, Instagram hesabım yok. Sen sonunda ben söyleyeyim. Açmayı düşünüyor musun diye sorarsan hayır, açmayı düşünmüyorum. YouTube bana yetiyor. Biz YouTube'da bence böyle güzeliz. Sen? Var mı Instagram hesabın? Açmayı düşünüyor musun? Yok, hiç habermişsin. Daha sen küçüksün. Bir diğer sorumuz. Kaç kardeşsiniz? Ayrı yaşıyorsunuz. Nerede ve niçin? Bu da güzel sorulardan bir tanesi. Kaç kardeşiz? Biz 4 kardeşiz. Berfin, ben, bir ablam, bir de abimiz var. Kısaca şöyle hemen söyleyeyim. Bu soruların hepsine de cevap olsun. Ayrı yaşıyoruz çünkü şu yüzden. Ablam evli. Kendi bir hayatı var, kurulu bir düzeni var. Abim de tek başına kendisi yaşıyor. Ama tabii ki yaz tatillerinde ve tabii Covid'den önce yaz tatillerinde her sene buraya geliyorlardı. Ve tabii ki konuşuyorduk. Evet. Ama kendi tercihleri, sonuçta herkesin bir hayatı var. Deyip böyle cevaplayabiliriz. Bir diğer sorumuz. Nerede yaşıyorsunuz? Buldum! Buldum ben. Nerede yaşıyoruz? Mars'ta yaşıyoruz. Uzaylıyız biz. Mars'ta mı yaşıyoruz? Bakın şimdi bu. Bu aslında maske. Bunu çıkaracağız. Şimdi içimizden uzaylı çıkacak. Vay. Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Umuluyor. Çıkmıyor. Umuluyor. Bu soruyu aslında beni ilk takip eden takipçilerim biliyordur. İlk soru cevap videom. Bunu hep söylüyorum ama benim için o kadar değerli ki o video ya. Hiç unutmuyorum. Nehir videosunu atmadan önce yılbaşına yakın çekmiştik seninle beraber. 35 aboneydim. Ya da 32. 35 dedim ama 32 de olabilirim diye hatırlıyorum. Çünkü Nehir videosundan sonra artmaya başladım. Kaş'ta yaşıyoruz. Antalya'nın Kaş ilçesindeyiz. Çok çok güzel bir memleketin. Çok güzel bir köşesindeyiz. Doğduğum yer olmasa da büyüdüğüm yer, ama soran kim olursa ben artık Kaş'a memleketim diyorum. Gerçekten bu İstanbul'da insanları. İstanbul'da doğdu. Ben Kaş'ta doğdum. Evet, Berfin Kaş'ta doğdu. Ben İstanbul'da doğdum. Ama 1,5 yaşındayken ben ailemle beraber buraya taşındık ve zaten 9 sene sonra da Berfin Taş'ım doğdu. O yüzden ben kendimi İstanbul değil de ben kendimi Kaşlı olarak görüyorum. Çünkü burada büyüdüm yani. Bu yörenin insanlarıyla beraber vakit geçirdim. Hatta konuşmalarımda da zaten bu yöreyi görebilirsiniz. Evet. Şuraya konuşuyorum. Bu arada Kaş Vlog'u izlediğiniz için yorumlar kısmından Kaş Vlog'unu bırakıyorum. Yazın çekmiştim. Covid'in birazcık daha az olduğu dönemler. Dedi. Güzel bir vlogda izlemek isteyenler için yorumlar kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hatta abla şöyle konuşuyor. Ben Kaşlıyım. Ben Kaşlıyım. Evet. Lo anne. Ne diyorsun lo? Ne diyorsun lo? Ne diyorsun lo? Dur bir şey daha. Ne diyorsun? Ne diyorsun lo? Artık yeter gari ya. Biz de böyle konuşuyoruz. Yani ne yapalım? Aynen. Doğduğun yer değil. Doğduğun yer önemli. Hangi okulda okuyorsun? Şu anda bir okulda okumuyorum. Aileni tanıtacak mısın? Sinirli bir cümleymiş. Şimdi aileni tanıtacak mısın sorusuna şöyle bir cevap verelim. Ailemi şu anda tanıtmayacağım. Kendileri ne zaman isterlerse zaten ona göre bir videomda zaten onları tabii ki kendileri istediği zaman tanıtacağım. Kimseyi zorlamıyorum. Biz şu anda zaten olduğum gibiyiz. Bildiğiniz gibi sınav senemdeyiz. Şu sınavı bir atlatalım. Bakalım sonra neler olacak. Kendileri isterse zaten tabii ki ben de videolarımda onlara gösteririm. Evet, seç bakalım. Evet. Issız adaya düşsen yanına alacağın 3 şey. Issız adaya düşsem yanına alacağım bir şey. Aa, ben bu soruyu görmüştüm ve cevabını da hazırlamıştım. 1.
annemi alırım. 2 kardeşimi alırım. 3 de kocaman bir sepet dolusu yiyecek alırım. Ama içinde böyle nohut, fasulye falan olacak. Aç kalmayalım. Annemle kardeşim olsun. Issız adada yaşar gideriz be. Bana bir yat alın. Yat alırım. Ya, yat. Yat mı alırsın? Evet. Ben yok muyum hayatta? Skaros. Sen belki balinasın. Evet, devam. Bana salaya düşsem ne alırsın? Şey... Yat. Yat alırsın. Yat. Ondan sonra büyütürüm odayı. Hı. Ev falan filan. Ev yani bu. Bir de para. 4 oldu ama. Belki tek başına mı kalacaksın sırada? Para oldu yani, yat kat para olduktan sonra siz de yatabilen gelirsiniz. Çok mantıklı. Ne mantıklıymış. Ha, yat kat alacaksın, bizi de zenginliğin içine bırakacaksın ha. Artık. Değişik bir bakış açısı. Valla bazen kardeşimi gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Çok değişik bir bakış açısına sahip kendisi. Son sorumuza geliyoruz. Açıyorum. Aç. Çalışıyor musun? Hayır, çalışmıyorum. Evet. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru cevap videosu oldu. 100 aboneyi hayal eden ben şu anda 110 aboneyle büyümeye de devam edeceğimiz olan inancım tabii ki tam. Videoyu sevdiyseniz, soru cevap videosunu sevdiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı, kanallarımıza abone olmayı, güzel yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz zaten. Videomda da zaten söylemiştim 100 abone özel videosunda. Her şey senin gibi İstanbullu değiliz. Sen İstanbullu muyum acaba? Sıkı şuradan. Öylesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.